İki asır insanı, ulug'vor ve şerefli umur yolunu matonat bilen bosib o'tayotgan bu insan, Farg'ona Davlat Universiteti Profesörü Ahmadali G'ofurov hayotining o'zi bir ilmdir. Bu tabarruk insan, Qutlug 97 yaşta. İlim insanını cismani terbiye edigen, aklı rivojlantiradigan, gelecekte hayatını güzel qilib ko'rsatadigan şimdi bir kuş ki, bu şu kuşta eğer kim için de olsa engellem olsa, bütün umru boyu anlaşının arkasına geçiş mümkün. İlimde ben hatta bir dengiz de bilemem. Halal bugün, doğru bugün, ben sana ama gün. Yemekin amuzi. Burada bir yemekin am. Halallık bile, çünkü iktisatçı adam, dalgan yapırması gerek. Doğru yapırış gerek. Halal buluş gerek. Yani şimdi yine kısaca rivajlanadı. Ben şimdi bir bütün uzunca şiar koyacağım ben. Halallik, paklik, doğru sözlik, yalı yapırmasık, burada eldemezlik, benim şiarım, benim esası kuşum. Kongraklıyattan Domla'ya, Domla, aeroporttan. Domla'm şimdi buldu dedi, hattatan dedi. Ay Moskova'da mı dedim, ne mahalle yürüp sen dedi, Sovetler Aysiyen'i aktarı yürüp de dedi. Diyordu, ne keşe yaklaştığım şuna kadar dedi desem, bort kayıt dedi. E Domla pulum komadı dedi. Kolunda bilet bort mu dedi, bort dedi. Sat oşa belli, reji rubelge dedi. Satıp oşa niyip dur dedi. Kiyin sen hemen pulcana demek, gelap oştaki bargın dedi. 4 saatten gelip poştaya varsam 500 rubl jönet koyuptu. Damla kim kıladı bunu? Bunun için adamda özüge has boyunca kısılat oluş gerek. Lekin keksalik onun şiddeti, gayreti ve kaddini asla ege olmagan. Uzoq yillardan buyon universitetda mehnat qilib, mamlakatimizga salohiyatli iqtisodchi kadrlarni yetishtirib berayotgan Ahmadali G'ofurov O'zbekiston iqtisodiyotida yetakchi olim hisoblanadi. Farg'ona Davlat Universiteti professori Ahmadali G'ofurovning shogirdi bo'lganimdan juda ham faxrlanaman. Doim ustozimizning gaplarini tinglab, aytgan gaplarini qilib, o'qib, harakat qilib kelmoqdamiz va kelajakda yetuk bir iqtisodchi vatanimiz uchun yaxshi bir kadr bo'lish uchun harakat qilyapmiz. Biz kelajakda shu ustozimiz Ahmadali G'ofurovga o'xshagan yaxshi bir yetuk inson, birinchi o'rinda ustozimizdek halol, harakatchan bo'lishimiz kerak deb hisoblayman. Ustozimiz 97 yoshni qarshi olibdilarki, mana hozirgacha fikrlari teran, qarashlari o'tkir, doimo yoshlarni hozirgacha olg'a undab o'qishga, ilmga, har tomonlama bizni doimo undab kelyaptilar. Qizlarning ichida bir-ikkita endan kichkina qizlar bor edi. Shu jumladan shu xotinimam o'sha kolxozda paxta terganda boshqada qatnashtirardi. Azamat shuni ko'rgani kelardim, lekin hech kimga aytmasdim. Ko'rib, gaplashib ketib, hazlashib ketaverardim. Valiga gözüm şundan üzülmesin. Uyan benim bir de karab koyarsa şimdi kol uğrardı. Şuna yakılıp bir yakış görüp koyardı. Hiç kim gitmezdim. Bu ben şimdi bir yıl 92'di bu. Haziran birbirimizi yakış görem. Ben yenge okutucu Bob Kegen Bey'dimde 35 sam aile gögem. Şu 35 sam ben 4. klasik okutucu ben. Ben yenge ülengem ben. Şimdi mektepli direktörü yakışı adam akam. Bunu güzel doyum bitti ve diye kitap üzülmeydi. Yakışı bile ki, neyse sekreter bulayım. Ali yüzü koşu veremem dedi. Yine yıkırmaz onu sekretere. Yıkırmaz onu. Okutuşa digan söz bu cüda katta manalı biradır. Şunçun okutuşa buluş uçan yeng avvalo, avvalo o'zi tarbiyalangan bo'lish kerak. Har tomonlama, so'zi ham, gapi ham, tashqi turishi ham, kiyotgan ustvoshi ham, odamlar bilan bo'lgan muomalasi ham, bo'lgan ta'lim tarbiyadagi barcha so'zlarni o'rgangan bilimdon, jismoniy baquvvat,
aqli jihatdan baquvvat, xotirasi mustahkam, bir narsa esdan chiqarmaydigan bo'lishi kerak. Ana shundagina o'qituvchi deganda ilmli, bilimli, jismoniy kuchli, aqli jismoniy qobiliyatli, zamonga mos keladigan qonun qoidalarni biladigan, urf odatlarni biladigan odam bo'lishi kerak. Agar bordi o'qituvchi bo'lib tarbiya ko'rmagan bo'lsa, yomon so'zlarda aytgan bo'lsa, gapida tutirig'i bo'lmasa, mantiq bo'lmasa o'qituvchi bo'la olmaydi. O'qituvchi insonlarning tarbiyalashdagi injener, muhandis deb nom qo'yilgan. Bugun bu nuroniyning minglab shogirdlari buxgalteriya, marketing, audit, bank ishi, mehmonxona boshqaruvi kabi muhim sohalarda samarali faoliyat yuritmoqda. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin u yoki bu darajada siyosiy jihatdan mustaqillikka qo'lga oldik, erishdik. Endilikda O'zbekistonning ana shu siyosiy, ma'naviy, iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy, ma'rifiy jihatdan yanada rivojlantirish uchun muayyan vaqt keragida o'sha vaqt yetib keldi. Yangi O'zbekistonga keltirish uchun eng muhimi har bir inson shu davlat, shu O'zbekiston meniki, meni vatanim degan niyat bilan taqdirini shu bilan bog'lagan holda, kelajagini shu bilan qo'shgan holda kurash olib borishi, har bir odam o'zi tashabbus ko'rsatishi, orqada qolmasligi kerak. Ana shunday uzoq davrdagi taraqqiyot strategiyasi jarayonida ular hammasi o'z hissasini qo'shishi kerak.